Bildiğiniz gibi Fatih Külliyesi önceden çizilmiş bir geometrik bir dikdörtgen içerisine çizilmiş bir tamamen geometrik şemaların içerisine yerleştirilmiş binalardan oluşuyor. Yani meydana getirilecek yapıların, insanların yaşayacağı, ilmin tedbir edileceği, geliştirileceği ve öğretileceği yer bir daha değişmeyecek bir münasebetler ve biçimler alanı içerisine yerleştiriliyor. Bu bugün 20. asırda da gündemde olan bir çözüm. Illinois Teknoloji Enstitüsü tıpkı Fatih gibi, Fatih'te olduğu gibi ele alınıyor. Ama hemen Fatih Külliyesi'nin yapılmasından bir 50 sene sonra Beyazıt tamamen farklı, hiç alakası olmayan bir şekilde. Şimdi Fatih'te bir kişi, yani hükümdar, yanında mimarla beraber bir şema tayin ediyorlar. O şemaya göre her şey yapılıyor ve o öyle bir şema ki onun içerisine hiçbir şey ekleyemiyorsunuz, içerisinden hiçbir şey çıkartamıyorsunuz. O şemanın kurallarına ebediyen o şema yerinde kaldığı müddetçe uymaya mecbursunuz. Yani bir geleceği donduruyorsunuz. Buna hakkınız oldu ve bunu yaptığınız zaman geleceğin oluşabilecek imkanlarının sizin yaptığınızdan daha iyi olması ihtimali de yok diye düşünüyorsunuz. Tabii bu da çok ciddi bir gurur. Yani doğrusu burada Osmanlı tarihinin değerlendirmelerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bu böyle bir gurursa, İslami açıdan o gururun yeri yücelik değil. Beyazıt'ta ise durum öyle değil. Beyazıt adeta Fatih Külliyesi'ne karşı bir şey. O karşı şey nereden doğdu? Beyazıt'ın iradesinden mi? Beyazıt'ın iradesinin arkasında ne var? Ortaya koyduğu kitapları bilmiyoruz. Ama külliyesini Fatih'in gelip kendi külliyesi gibi düzenli yapmak istemesine evet demediğini biliyoruz. Beyazıt'ın daha gösterişli, daha mükemmel binalarla yapmak istemesine de evet demediğini biliyoruz. Böylece ortaya çıkan birkaç şey, zaman, gelecek dondurulamaz. Geleceğin oluşumuna kapıları açık bırakmamız lazım. Gelecek zaferle dolu ise o zaferin kapısını gelecek nesillere kapatamayız. Sorumluluksa o sorumluluğu da kapatamayız. O gelecek açık olmalıdır. Velhasıl Beyazıt Külliyesi böyle bir şey ve açıkça kendisinin içerisinde yaşadığı küçük yapı grubunun birbirine eklenerek, mütevazı yapılar olarak birbirine eklenerek vücut bulmasını esas örnek olarak savunan ve onun yerine oralarda gösterişli ve mükemmel yapılar yapılmasını kabul etmeyen Şeyh Vefa Hazretleri'nin Osmanlı düşünce tarihini anlamak, medeniyet tarihini anlamak için çok daha derinden incelenmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Doğrusu bana öyle geliyor ki Şeyh Vefa Hazretleri Fatih'in, Beyazıt'ın kendisine düzenli büyük bir külliye meydana getirmek için her şeyi yapmaya hazır oldukları şeklindeki tekliflerini, ricalarını reddettiği zaman adeta bütün bir Osmanlı medeniyetinin kendisinden evvel var mıdır, ne kadar vardır onu şu anda bilmiyorum, bir şey söyleyemem. Ama o tarihten sonra büyük emsalsiz temellerini atmış bulunuyor. Doğrusu ben bunu ifade ederken titriyorum. Bu gerçekten insanlık tarihinin en müstesna insanlarından bir tanesiyle karşı karşıya bulunduğumuzu ortaya koyuyor. Ve o tavır herkese benzer bir mesuliyet yüklüyor. Hepimize, her faniye. Hayatıyla ortaya koyduğu eseriyle o küçük mütevazı külliyesinin birbirine eklenerek vücut bulmasının temel tavra tekabül ettiğini ortaya koymasıyla bugün toplumumuzun içerisinde bulunduğu birçok meselenin de nasıl çözüleceğinin de kapılarını açmış bulunuyor. Öyle tepeden inip kılıç belimde ben yaptım diyerek meselelerin çözülmeyeceği, hani apaçık ortaya koyan muhteşem bir örnek Şeyh Vefa'nın verdiği örnek ve yalnız örnek değil, çok büyük ihtimalle tek çıkış da yolu. Bu çıkış yolu beni ülkemizin şehirleri açısından ilgilendiriyor. Ama yalnız ülkemizin şehirleri değil, geleceği açısından da ilgilendiriyor. Bu asrın ikinci yarısında daha evvel Batı Avrupa literatüründe hiç adı geçmeyen, hiç sözü geçmeyen bir terim kullanmaya başlandı. Ucu açık bütünlük efendim. Yani o ucu açık bütünlük, kapanmış ve ölmüş bir bütünlük yerine eklenerek devam eden, yaşayan bir bütünlüğe tekabül ediyor. Doğrusu Şeyh Vefa'nın ortaya koyduğu bütünlük bu şekilde, ona ucu açık da demeyeyim, tamamen açık bir bütünlük modeli. Bu bakımdan ülkemizin geleceği için Şeyh Vefa'nın incelenmesi ve yapılan şeylerin arkasından geleceklerin o bütünlüğe doğru eklemlenerek bir gerçek gelişme tarihini inşa edebilmemiz bu meseleyi doğru anlamamıza bağlı oluyor.